Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbi'l-âlemin. Ve salat ve selam ala Seyyid alawalin ve alaakhirin ve bagh. İbn Hacib merhum az konuşur, öz konuşur, tekrar yapmaz. İsim bahsini anlatırken fiile girmez, harfe girmez. Fiil bahsini anlatırken de isme ve harfe girmez. Her konuyu kendi içerisinde inceler. Şimdi burada kelimeyi tarif edince kısımlarını da söyledi. İsim, fiil ve harften ibaret olduğunu söyledi. Şimdi burada ne yapacaktır? İsmin tarifini yapacak ama fiilin tarifini yapmayacak, harfin tarifini yapmayacak. İnhisar delilinin içerisinde anlaşıldı zaten. İnhisar delilinin içerisinde anlaşıldı. Aslında ve kad ulime bi zalika hadd kulli vahidin minha demeseydi bile biz inhisar delilinden bunu çıkarabilir miydik çıkarabilirdik ama o inhisar delilinin içerisinde fiil isim harfin tarifini çaktırmadan koyduğu halde tembih etmek için de ve kad ulime dikkat et bak buradan sen şunu görebilirsin dedi kelimenin kısımları olan isim fiil harfin tarifini görebilirsin dedi Sonra da El ismi diye müstakillen ismin tarifini, fiil bahsi geldiği zaman fiilin tarifini, harf bahsi geldiği zaman harfin tarifini tekrar yapmış olacak. İnsanlar kabiliyet itibariyle A, B, C kabiliyetlere sahiptirler. Bazen lep demeden lepleviyi anlar, kaz demeden göle bakar. Bunlar çok süperdir. Bunlara işaretle söylediğin zaman kapar onu. Ama ikinci derecedeki insan yani işareti anlamaz. Ayrıca ne yapmak lazım? Tembih etmek lazım. Bazıları o tembihi de anlamaz. Özel açıklama yapmak lazım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bazı meclislerde bir sözü üç defa tekrarladığı vakidir. Çünkü önemli olan nedir? Muhataplara bir şey anlatmaktır. Muhatapların içerisinde bazıları bir defa da anlıyorsa, bazıları iki defa da anlıyorsa, bazıları üç defa da anlatıyorsa bunu kale almak. Hatibin, mütekellimin kriterleri arasında olması gerekmektedir. Dolayısıyla İbn Hacib Hazretleri de inhesar delilinin içerisinde çok zekilere göre işi ayarladı. Biraz daha efendim o kadar süper olmayanlara vakad ulime bi zalike haddu kulli vahidin min diyerek bir daha bak bulacaksın demiştir. Ayrıca ben anlayamadım diyenler de el ismi madelle diye her konunun bahsinde işim, isim, fiil ve harfin tarifinde ayrıca ne yapmış oluyor? Tek tek yapmış oluyor. El ismu isim nedir? Ma öyle bir kelimedir ki. Doğru mu? Şimdi i̇sim neyin kısmıydı? Fiil. El kelamu kelam. Niye e, kelimeden sonra kelama geçmiştir? Çünkü nahiv ilminin mevzusu neydi? Kelime ve kelam. El kelamu kelam nedir? Ma öyle bir lafızdır ki. Ma öyle bir lafızdır ki tazammene zımnında barındırdı tazammane, tazamun etti, zımnında barı, barı, barındırdı. Neyi? Kelimeteyni. Hakiki veya hükmü iki tane kelimeyi barındıran ne ile? Ne sebebiyle bil isnadi? isnat sebebiyle iki kelimeyi içerisinde barındıran söze ne denir? Lafza ne denir? Kelam denir. Şimdi kelam en az ne olmalı arkadaşlar? İki kelime olmalı. Her iki kelime, Abdullah da iki kelimedir. Hulam-ı Zeyd'in de iki kelimedir. Ne olmalı? Aralarında isnat olmalı. Aralarında isnat olmalı. Arkadaşlar, isnat var, nispet var, taalluk var. İsnat var, nispet var, taalluk var. İsnat nedir? Nisbetü ihdel kelimeteyni ilel uhra bi haythu yufidul muhataba faileten tamme. Nisbetü ihdel kelimeteyni iki kelimeden birisini nispet etmektir. İlel uhra diğerine. Bi haythu öyle ki yufidu ifade eder el muhataba muhataba faileten tammeten tam bir fayda ifade eder. Nisbetu ihdal kelimeteyni ilel uhra bi haythu yufidu el muhataba faileten tammeten. Ne demektir arkadaşlar? Yani iki kelimeden birisini diğerine isnat ediyoruz. Öyle ki faide-i ifade ediyor. Ne demek faide-i Yani karşı tarafın soru sormasına ihtiyaç bırakmıyor. Mesela anlaşılıyor. Ahmet öldü. Hüküm ifade etti değil mi? Ahmet öldü. Bir şey bildirdi. Ama şöyle söylesedik. Ulam-ı Zeydin, Zeyd'in kölesi. E ee, ne oldu? Geldi mi? Gitti mi? Öldü mü? Hasta mı oldu? Ne oldu yani? Bir şey anlaşılmamış oluyor. Doğru mu? Faydeyi tamme ifade etmiyor. Şimdi isnat ne diyoruz? Nisbetu ihdal kelimeteyni ile ukhra <laughs> bi haythu yufidu al muhataba faydatan tammatan. tamme ifade edecek şekilde bir kelime öbür kelimeye nispet etmektir. Şimdi isnat demek neyle, neyin arasında olur? Müsned ile müsnedin ileyh arasındaki münasebete isnat denir. Müsned ile müsnedin ileyhin arasındaki münasebete isnat denir. Öyleyse isnatta ne vardır? bir müsned var, bir de müsnedin ileyhi var. Müsned ile müsned arasındaki münasebeti isnat diyoruz. Fiil ile mefulleri arasındaki münasebete de taalluk diyoruz. Fiilin mamulleriyle olan münasebetine ne diyoruz? Taalluk diyoruz. Bilhassa mefulleriyle olan ve diğer mamulleriyle olan münasebetine ne diyoruz? Taalluk diyoruz. Faaliyle, naibi faaliyle olan münasebetine taalluk da diyebilirsin ama daha çok ne deniyor? isnat deniyor. Demek ki fiilin mamulleri arasındaki münasebete taalluk denir. E, a, müsnedin ile olan münasebetine isnat denir. Nispet ise bunların hepsini içerisine alan am bir kelimedir. Yani taalluka nispet de denir, isnada nispet de denir. Ama nispet nedir? Ağımdır. Yani sadece müsnet ile ileli arasındaki münasebet değildir. Ona da denir, Öyle olmayana da denir. Ama isnat sadece müsned ve müsedilihin arasındaki ne söylenir? Efendim. Peki el kelam kelam nedir? Ma öyle bir lafızdır ki tazammenet tazammun etti kelimeteyni iki kelimeyi zımnında bulunur. Arkadaşlar iki kelime dendiği zaman burada bu iki kelime hakiki iki kelime olabilir. Hükmü iki kelime olabilir. Ne demek hakiki hükmü iki kelime? Şimdi mesela zeydun qaimun dediğimiz zaman Zeydun muhtedadır, gaimun haberdir. Doğru mu? Aralarında isnat var mı? Var. Tazammene, zeydun gaimun ma öyle bir lafızdır ki, tazammene, tazammun ettiği içerisinde bulundurdu. Neyi kelime teyni, birisi zeydun, birisi gaimun, iki kelimeyi bulundurdu. Bil isnadi, isnat ile bu tazammun gerçekleşti. Gerçekten zeyd ile arasında isnat vardır. Ama biz şöyle söylesek, unsur yardım et. Bu bir cümle midir? Bu bir cümledir. Peki burada iki kelime var mıdır? Hakikaten iki kelime yoktur ama hükmen iki kelime vardır. Çünkü unsur fiildir, faili tahtinde müstetirdir ve istitari vaciptir. Unsur ente demektir. Doğru mu? Şimdi burada her ne kadar görünüşte bir lafız varsa da, hakikaten bir lafız varsa da hükmen ne var orada? İki tane kelime vardır. O zaman ma tadammene kelimeteyniye iki kelimeyi nasıl izah edeceğiz? Bu iki kelime hakiki olabilir. Ne gibi? Zeydun kaimunda olduğu gibi. Hükmü olabil, olabilir. Ne gibi? Unsurda olduğu gibi. Bil isnadi, isnad ile iki kelimeyi tazammun edendir. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum vardır. Sizin bilginize müracaat edelim. Bir cümle vardır. Bir de kelam vardır. Cümle ile kelam arasında fark var mıdır yok mudur? Bu konuda bilginiz var mı? Değen derslerinizde geçti mi? Malumatınızın içerisinde bu var mıdır? Hemen konuya geçelim. Arkadaşlar bazılarına göre cümle ile kelam elfazı müteradif edendir. Her cümle kelam, her kelam cümledir. Bazılarına göre ise kelam ile cümle aynı değildir. Cümle amdır, kelam hastır. Ne demek? Eğer faide-i tamme ta ifade ediyor, yasihus sükutu aleyhi oluyorsa, faide-i tamme ta ifade edip yasihus sükutu aleyhi olursa kelamdır. İsnat olduğu halde faide-i ifade eder. Yani yasıh-ı aleyhi ise kelamdır. Değilse isnat varsa cümledir. Yani arkadaşlar şöyle hemen e, bir misal yazalım. Zeydun alimun ebuhu dedik. Zeydun alimun ebuhu. Zeydun muhteda mıdır arkadaşlar? Alimun ebuhu ismi fail ve faili midir? Şimdi alimun ebuhu müstet müsned ileyh midir? Şu müsned ileyh de bu da müstet midir? Evet. E şimdi ne oldu burada? Bu cümle midir? Yoksa kelam mıdır? Şimdi bu buna bağlıdır. Zeydun alimun ebuhu de. Yani biz alimun ebuhu tek değildir. Yasa hüsükü değildir. Zeydüne bağlıdır. Zeydün alimun ebuhu. Buna eğer kelam hususi ise, cümle umumu ise, burada isnat vardır ama ne yoktur? Yesih sükutu aleyh değildir. Öyle olmayınca da buna ne denmiyor? Kelam denmiyor. Ne deniyor? İsnat vardır, cümle denir. Cümle ile kelam ayrı ayrı şeylerdir dersek cümle am oluyor. İsnat olan yasih sükutu aleyh olsun olmasın ona ne deniyor? Cümle deniyor. Kelam hangisine deniyor? İsnad olacak. Bir de faide-i ifade edecek. Yani yasah-ı sükutu aleyhi olacak. Öyleyse muhtedanın muhtedaya haber vakı olan cümleler, hale, zil hale hal vakı olan cümleler hepsi geriye bağlı olduğundan dolayı ne sayılmazlar? Kelam sayılmazlar eğer cümle ile kelam birbirinden farklı şeyler iseler. Ayrıca şu şöyle bir misal yazayım. Geçmişteki bilgilerinizde zarabe, zeydün, amran, mesela yevmel cumat. Zarabe fiildir. Zeydün failidir. Müsnet müsteliyle doğru mu? Amran mef'ulü bihtir. yemel cumati mef'ulü fehtir. Burada kelam hangisi? Hepsi birden mi kelam? Yoksa hangisi kelam? sadece zarabe zeydün mü kelam, yoksa zarabe zeydün amran yevmel cümati mi kelamdır? Anlatabildim mi? Bazıları der ki isnadın bulunduğu zarabe zeydün kelamdır. Şu nedir? Buna fazla denir. Yani müsted müstedü ileyh değilse, rükün değilse kelamda ona ne denir? Fazla. 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 Fazla denir. Bazıları da der ki Zarabe Zeydun bu müsneddir, bu, da, bu da müsnedü lehtir. de bunun mef'ulü olduğuna göre ile beraber hepsi kelamdır. Anlatabildim mi? Bu konuda iki tane, e, ben şimdi iki konu söyledim size. Bir, kelamla cümle elfazı müteradif eden midir, değil midir? Kelam ile cümle elfaz-ı müteradif eden ise her kelam cümledir. Her cümle kelamdır. Bir de darabtu zeyden kaimen veya darabe zeydun amren bu olduğu gibi mi kelamdır? Yoksa burada isnadın bulunduğu sadece darabtu zeyden mi kelamdır? Şimdi Musannif'in sözüne baktığımız zaman ma tazammene kelimeteyni bir isnad. isnad ile iki kelimeyi içerisinde barındırandır dedi. Şimdi darabe zeydun amren kaimen dediğimiz zaman bu sonuçta isnad ile iki kelime içerisine tazamun etti mi etmedi mi? İlla iki kelimeden ibaret olacak diye bir sınırlama getirdi mi? Getirmedi. O zaman zahiren anlaşılan darabtü zeyden gaimende sadece müstet müstelili değil oradaki o fazlalar da hepsi beraber cümledir. Musannifin ibaresinden bu anlaşılıyor. Niçin öyle anlaşılıyor? Çünkü el kelamu ma öyle bir lafızdır ki tazammene tazammun etti, içinde barındırdı kelimeteyini en az iki kelimeyi barındırdı. Bir isnadı isnatla. Şimdi zarap düzeyden kaimen dediğimiz zaman bu içerisinde isnatla iki kelimeyi tazammun etti mi? Etti. Dolayısıyla zarap düzeyden kaimen gibiler olduğu gibi kelam olduğu musannifin ifadesinden anlaşılır. Ama Carullah Zemahşeri şöyle tarif etmiş. Demiş ki huvel murakkebu min kelimeteyni. Huvel murakkebu min kelimeteyni. O iki kelimeden murakkeb olandır. Huvel murakkebu deyince arkadaşlar mübteda ile haber her ikisi marife olursa hasıl ifade eder. Yani huvel murakkebu o ancak iki murakkep yani murakkepten iki huvel murakkebu min kelimetin iki kelimeden murakkep olandan ibarettir. İlerisine sayılmıyor. Sahibül mufassale göre Darab düzeyinden gaimen de darab Zeyden gaimen nedir? Fazladır. Musanifin ifadesinden ne anlaşılıyor? Öyle açık bir şey kullanmadı ama darab düzeyden gaimen ma tadammane kelimeteini bil isnat tarifine uyuyor mu? Uyuyor. O zaman musanifin ifadesinin zahirinden anlaşılan darab düzeyden gaimen bir mecmuihi kelamdır. Sahibül Nufasl carullah Zemahşeri'nin ifadesinden alan anlaşılan El murakkebu min kelimeteyn. Huvel murakkebu min kelimeteyn. Sadece iki kelimedir. Üçüncüsü yok orada. Yani kelam olabilmesi için kelam hangisine deniyor? İki kelimeden murakkeb olana deniyor. Evet. Peki. Diğer konuda cümle ile kelam elfazı muteradefeden midir değil midir meselesinde e, carullah zemahşeri olsun. Diğer bir kısım alimler kelam ile cümlenin elfaz-ı olduğunu söylemişlerdir. Musannifin ifadesi peki kelam ile cümle elfaz-ı eden midir? Yani her kelam cümle, her cümle kelam mıdır? Musannifin bu ibaresinden ne anlamalı? Hangi tarafa meylediyor? Çünkü Carullah Zemahşeri açıktan açığa bunların elfaz-ı olduğunu, her cümlenin kelam, her kelamın cümle olduğunu söylemiştir. Ama musanifin ifadesi açıktan açığa mutera, elfazı müteradif eden olduğunu da olmadığını da ne yapmıyor? Ona, ifa, ona işaret edecek bir kelime kullanmamıştır. Şimdi musanifin ifadesine baktığımız zaman e, ma tazammene kelimetini bil isnadi dedi. İsnatla iki kelimeyi tazammun edendir. İsnadı şart koştu. Başka bir şart koştu mu? Koşmadı. Sanki buradan anlaşılıyor ki, yani Musanif isnat bulunduktan sonra kelam deniyor. Halbuki arada fark görenler ser, e, kelamda isnadın yete, e, yeterli görüyorlar mı? Kelam olması için isnadı yeterli görmüyorlar. Ya yasıhü sükutu aleyhi olması lazım. Burada öyle bir kayıt getirmediğine göre ne anlaşılıyor? Bu da bunu müfassal gibi, Carullah Zemakşeri gibi ne yapmıştır? Kelamla cümleyi, isnat var mı? Tamam kelam denir ona. İsnadı tam diyoruz ona arkadaşlar. İsnadı tam. Yani yasahü sükutu aleyhi. Ee, bunu şart koşmadı. Bunu şart koşmamasından ne yapıyoruz? Anlıyoruz ki kelam ile cümle musannife göre de İbn-i Hacib'e göre de nedir? Elfazı müteradifedendir. Peki kelam cümleden farklıdır diyenler hangisini am hangisini has kabul ediyorlar? Kelamı has kabul ediyorlar. Efendim maksud lizati olacak diyorlar. Maksud lizati olacak. Efendim, ma cümle amdır. Maksud lizati olur, olmayabilir. Şimdi bazıları diyorlar ki musannif burada ma tazammene kelimeteyni bil isnat dedi. Bil isnat dedi. Şöyle bir kural vardır. <laughs> El mutlaku yusrafu ala kemalihi. El mutlaku yusrafu ala kemalihi mutlak olarak zikredilen bir söz kemaline sarf edilir. Yani Musanif burada bil isnadi deyince isnadın kemalini kastetmiş, kamil olanını kastetmiştir. Peki isnadın kamil olanı hangisidir? Maksud lizatihi olandır. Hangisidir? Maksud lizatihi olandır. Yani arkadaşlar şöyle. Biraz önce yazdığım Zeydun alimun ebuhu de. Alimun ebuhu maksud lizatihi değildir. Niçin? Zeydun'a bağlıdır. Mesela Zeydün alimun dersen bu maksud lizatidir. Zeydin alim olduğunu ifade etmek istiyorsun. Ama alimun ebuhu maksud lizati değildir. Zeydün alimun Ebuhu'daki Zeydin bir parçasıdır. Bu maksud lizati değildir. Kelam olabilmesi için maksud lizati olması lazım. Yani isnatma maksat maksud lizatihi olan yasahü sükütü aleyhi olan bir isnat kastedilmiş olur. Biz burada İbn Hacib'in kelamı cümleden farklı kabul ettiğini söyleyebilir miyiz? Bazı haşiye yapanlar diyorlar ki İbn Hacib Hazretleri burada ma tadammene kelimeteyni bil isnad. İsnad ile iki kelimeyi demiş ya. İsnadı mutlak olarak zikretmiştir. Mutlak da kemaline masruftur. İsnad da kamil olan hangisidir? Maksud lizati olandır. Böyle olduğu zaman mübtedaya haber olan cümleler, mevsufa sıfat olan cümleler, Zilhale hal olan cümleler maksut lizati midir? Değildir değil mi? Mübtedaya haber olanlar maksut lizati değil, mübtedâ için maksuttur. Mevsufa sıfat olanlar mevsuf için maksuttur. Zilhale hal olanlar zilhal için maksuttur, maksut lizati değildir. Eğer biz bil isnadiden neyi alırsak İsnadi kamil, maksut lizati olan isnadı alırsak o zaman musanife göre cümle farklı, kelam farklı olabilir. Biz bu arada neyi öğrenmiş olduk arkadaşlar? Cümle ile kelamın elfazı müteradif eden olduğunu söyleyenler var. Cümle ile kelam arasında e, farklılık vardır. Cümle amdır, kelam hastır. Maksud-ı olursa isnat olan yerde e, kelam olur. Maksud-ı zati olmayıp isnat olduğu halde maksud-ı değilse efendim maksud-ı olsa da olmasa da hepsine cümle deniyor. Doğru mu? izati olsa da olmasa da hepsinde cümle deniyor. Yeter ki ne olsun? isnad olsun. Peki. El kelemü mâ tebemmene kelimeteyni de iki kelimeden maksat, hakiki ve hükmü iki kelime olduğunu söyledik. Ee, kelamla cümle arasındaki farkları söyledik. Vela yete ette gerçekleşmez, hasıl olmaz. Delike bu kelam. İlla fismeyni iki isim zımnında hasıl olur evfismeyni ve evfismin ve fiilin veya bir isim bir fiil zımnında hasıl olur. Arkadaşlar kelamın meydana gelebilmesi için mutlaka ne olmalı? Ya iki isim olmalı veya bir isim bir fiil olmalı. Hemen size şöyle bir soru sorsam arkadaşlar. Siz müsnedleri ve müsnedi ileylerin kamilen tanıyor musunuz? Elbette tanıyoruz diyeceksiniz müsnedler bir fiiller doğru mu? iki fiiller deyince fiil tamlar yalnız. iki tüm haberler doğru mu? tüm haberler. Peki müsnedin ilehiler bir fail iki naib fa'il. 3 mübteda. 4 amil olan on harfin isimleri. Doğru mu? Bunlar da müstedile ettir. Tamam. Şimdi bir isnat kelam meydana gelebilmesi için bir müsnede bir de müsnedün ileyhe ihtiyaç var. Peki biz sadece isimlerden bunu yapabilir miyiz? İsimlerden fail mesela. Ne olur? Müstedün ile olur. Naif fail isimdir müstedü ile olur. muhteda isimdir müstedü ile olur. Peki isimler müsted olabilir mi? Bakalım müstedlerde var mı? Tüm haberler dedi. Haberler nedir? İsimdir. O zaman iki isimden birisi müstedili birisi müsted. Zeydun, Qaimun gibi. İkisi iki isimden meydana gelmiştir. Doğru mu? Tamam veya bir isim bir fiilden meydana gelir. Bir isim bir fiil. Şimdi fiil sadece ne olabilir? Müsned olur. Peki fiil var, müsned var. İsimden nereye ihtiyacı var? Müstedileyh. Fiilin müstedileyh'i ne olur? Ya fail veya naib fail olur. Öyleyse e, isnadın meydana gelebilmesi, kelamın meydana gelebilmesi iki isim zımnında gerçekleşir veya bir isim bir fiil zımnında gerçekleşir. Arkadaşlar, kelime isim, fiil, harften ibaret olunca Kelam da en az iki kelimeden meydana gelecekse, siz üçü ikiyle ile çarptığınız zaman karşınızda ne çıkar? Altı şekil çıkar. İki harf, iki isim, iki fiil. Sonra bir isim, bir harf, bir isim, bir fiil, bir harf, bir fiil. Altı tane şey karşımıza çıkar, şık karşımıza çıkar, değil mi? Üçü iki ile çarptığınız zaman altı çıkar. Peki fiil fiil cümle olabilir mi? İki fiilin olduğu yerde ne var? Müsned var, ne yok? Müstedei ile yok. Harf harf cüm, kelam olabilir mi? Ne müsned var, ne de müstedei ile var. Fiil harf olduğu zaman fiil müsnettir. Ne yok? Müsned var, ne yok? Müstedei ile yok. Peki isim harf dediğimiz zaman isim ve harf de isim ile ise harf müsned olmaz. Müsted eksik. İsim müsnetse harf müstedei ile olmaz. O zaman isimle harften ne meydana gelmez? Kelam meydana gelmez. Ancak bu altı tane kısım içerisinden iki isimden kelam meydana gelebilir. Çünkü isnat olabiliyor. Bir müsterdi, bir müstedile bulabiliyoruz. Efendim, bir fiil birisi isim olursa yine ne olabiliyor? İki tane müstedile müstedileyi bulmuş oluyoruz. Yani altı tane kısımdan ancak kelam olmaya elverişli olan iki isim veya bir isim bir fiil. Şöyle mana veriyoruz arkadaşlar. Ve la yeteetta hasıl olmaz, gerçekleşmez zelike bu kelam. İlla fismeyni iki isim zımnında meydana gelir. Ev fismin ve fiilin veya bir isim bir fiil zımnında gerçekleşir. Burada söylemek istediği şudur arkadaşlar. Yani biz mevzumuz kelime kelimedir. Kelamda kelimelerden meydana gelir. Kelime de üç kısımdır. Bu iki taneden meydana geleceğine göre e, kelimeleri eşleştirdiğimiz zaman kaç tane şık, şık çıkar karşımıza? 6 tane şık çıkar değil mi? Harf harf, isim isim, fiil fiil etti 3. Sonra her birisini karşısıyla karşılaştırırsın etti 6. Dolayısıyla bu 6 taneden kelam olmaya elverişli olan sadece 2 tanesidir demiş oldu bize. Geçiyorum arkadaşlar. Burayla ilgili soru soran var mı? Buyur canım. Böyle demiş olması kelamla cümle arasındaki fark bir işaret oluyor mu? Yok. Onu ona ifade onu ifade etmek için kullanmamış bunu. Yani burada şu mantığı kullanmış. Madem ki kelime 3 kısımdan ibarettir. Kelam da iki tane şeyden meydana gelmesi lazım ama arada isnad olması lazım. İsnadı nazar itibarı aldığımız zaman bu üç tane kelimeyi iki kelimeyle birleştirdiğimiz zaman yani ikileştirdiğimiz zaman 6 tane şık çıkar karşımıza ama bunların dört tanesine çarpı işareti koyacaksın. Dört tanesinden kelam olmaz. Yani fiille harften olmaz, isimle harften olmaz, fiille fiilden olmaz, harfle harften olmaz. Nereden olabilir? Sadece iki isimden olabilir veya bir isim bir fiilden olabilir. Anlaştık. Peki arkadaşlar, şimdi geldik. Kelime ve kelam e, naif ilminin mevzusuydu. Bunların tarifini yaptı çünkü bir ilme başlarken o ilmin mevzu olan tarifi bilinmedikten sonra kelimeden nasıl bahsedecek, kelamdan nasıl bahsedecek bunların tarifini yaptı. Şimdi yukarıda kelime 3 kısmı ayırmadı. İsim, fiil, harf diye üçe ayırdı. Ve inhisar delilinde bunların tarifinin de anlaşıldığını tembih etmiş idi. Şimdi ise ne yapıyor? Açıktan açığa daha net anlaşılsın diye ismin tarifini yapıyor. Diyor ki el ismu isim nedir ma öyle bir şeydir ki delle delalet etmiştir. Delalet etti. Ala manen bir manaya delalet etti. Nerede fi nefsihi ma dellenin nefsinde bir manaya delalet edendir. Şimdi arkadaşlar el ismu isim nedir ma? Ne demek ki? ma? Öyle bir kelimedir. Bu cins olacak değil mi? Şimdi İsmin cinsi nedir? İsmin cinsi kelimedir. Çünkü olan nedir? Kelimenin parçası. Kelime, isim, fiil, harf oluyordu. El isim, isim nedir? Ma öyle bir kelimedir ki. Şimdi ma e, arkadaşlar e, ismi mevsul. Doğru mu? Ma ve ma mevsul olur. Ma mevsufu olur. Şimdi e, ma lafız itibariyle müzekkerdir. Mana itibariyle ya müzekker olur ya müennes olur. Ma kelime dersen lafız itibariyle müfret müzekkerdir ama mana itibariyle nedir? Müennestir. El ismi isim nedir? Ma öyle bir kelimedir ki May el kelimetü diye tefsir edersin. May kelimetün diye tefsir edersin. May eğer e, kelimetün diye tefsir ederse May mevsuf ederler. Ma, may mevsuf olur. El kelimetü diye tefsir edersen o zaman may mevsuf olur. Tamam mı? Yani mai nekire bir kelimeyle tefsir edersen ne olur? Mai mevsufe olur. Marife bir kelimeyle tefsir edersen ne olur? Mai mevsule olur. El ismi isim nedir? Ma öyle bir kelimedir ki efendim delle delalet etti. Ala manen manaya delalet etti. Mesela kalemi alıyoruz elimize. Kalem öyle bir kelimedir ki delle delalet etti. Hangisi delalet etti? O kelime. O lafız yani. O kelime. Kalem lafzı delalet. Alâ ma'nen bir manaya. O mana hangisidir? Budur. Nerede bir manaya? Fi nefsihi hi. zamir nereye gidiyor? Madelledeki ma'ya gidiyor. Yani o ma'da neydi? Kelimeydi. Yani kalem lafzı bu kalem lafzının içerisindeki bir manaya delalet ediyor. Yani kalem lafzını söylediğimiz zaman anlaşılan bir manaya delalet ediyor. O mana da budur. Kalem deyince akla gelen budur. Kalem lafzı buna delalet ediyor. Arkadaşlar el ismi madalla ala manen fi nefsi de Molla Cami'de burayla ilgili hasıl mahsul bahsi diye bir bahis var. Molla Cami'de. Molla Cami okuyanlar en çok burada zorlanırlar. Hasıl mahsul bahsi. Hasıl nedir, mahsul nedir diye Molla Cami'nin meşhur hani izarda e, izharda ismi tafsil bahsi e, meşhur olduğu gibi İzide Yahya bahsi meşhur olduğu gibi e, burada da hasıl mahsul bahsi meşhurdur. Ama bizim dersimize yansıyan tarafı çok fazla değildir. Yani kafiye yansıyan tarafı fazla değildir. Söylemek istediği şudur. El ismi isim. Biz hemen somutlaştırıyoruz. Kalem. Ma öyle bir kelimedir ki bu değil. Ağzımızdan çıkan kelime. Ma öyle bir kelimedir ki kalem Delle delalet etti bu kalem lafzı. Alamanın bir manaya delalet et. O manada budur. Fi nefsihi yani bu manayı anlatabilmesi için kalem lafzı yeterli oldu. Bir zammi zammimeye ihtiyaç olmadı. Peki bunun tersini alıyoruz şimdi hemen. I İstanbul'dan. Şimdi dan da bir lafız mıdır? Lafızdır. Ma öyle bir lafızdır ki delle delalet etti de Alamanın bir manayı fi nefsihi. Şimdi İstanbul'dan dediğimiz zaman İstanbul'dan geliyorum dediğimiz zaman veya Ankara'dan geliyorum dediğimiz zaman oradaki dan bize neyi gösteriyor? Ben yolculuğa Ankara'dan başladım. Yani başlangıç noktasının Ankara olduğunu nereden anlıyoruz? Dan'dan anlıyoruz. Peki Ankara'dan demeseydim de sadece şöyle deseydim dan o zaman anlaşılacak mıydı? Anlaşılmayacak. Demek ki aslında Ankara'dan derken orada Ankara'dan başladığımı ifade eden Ankara değil, hangisidir? Dan'dır. Danın manası dan'dan anlaşılır. Ama danın manası dandan anlaşılır da tek başına zikredilirse zammi zamimi olmazsa anlaşılmaz. Ne zaman ki Ankara'dan dersen başlamanın yolculuğun başlangıcının Ankara olduğu anlaşılmış oluyor. Ancak kalem veya Ankara lafzı, Ankara lafzı zikredildiği zaman Ankara anlaşılır mı? Dan desen de demesen de Ankara deyince bir şey anlaşılıyor mu? Anlaşılıyor. Kalem deyince bunun önüne, arkasına başka bir şey koymasam bile akla bu geliyor mu? Geliyor. Isim nedir? Ma öyle bir kelimedir ki delle delalet etti. Alamanın bir manaya. Ağzımızdan çıkan lafızdır. Anlaşılan manadır. O isim bu manaya delalet eder. Fi nefsihi. Kelimenin kendi nefsinde. Ne demek kelimenin kendi nefsinde? Yani bu kelime kalem dendiği zaman önüne arkasına başka bir şey koymadan bu aklı geliyor. Tahta dendiği zaman önüne arkasına bir şey ilave etmeden bu akla geliyor. İstanbul'a geldim. Ankara'dan İstanbul'a geldim. İla İstanbul. İstanbul deyince bir mana delalet ediyor. Ama İstanbul'la o la a eki ne ifade ediyor? E a eki benim yolculuğumun son noktası, intiha noktası neresidir? İstanbul. Şimdi İstanbul'la oradaki a eki ki Arapçada ila ile bu ifade ediliyor. Şimdi o a eki İstanbul'u kaldırsak A desek ne anlaşılacak? Anlaşılır mı? Anlaşılmaz. İstanbul'a derken oradaki A anlaşılıyor ama sadece A desem anlaşılmıyor. Demek ki e, harflerin manası kendindedir ama o mana anlaşılabilmesi için nereye ihtiyaç var? Zammi zamimeye ihtiyaç var. Yani bir kelime ilavesine minel basrati ilel kufeti min Ankara ila İstanbul oradaki Ankara'ya, İstanbul'a ne vardır? İhtiyaç vardır. Harfler tek başına kullanılmıyor. Lem yeli de lem. Bir şey anlaş lem yelit deyince lemin manası anlaşılır ama sadece lem deyince hiçbir şey anlaşılmaz. Peki lem yelitte, lemin manası yelitte mi? Hayır yelitte de değil. Lemin manası lemdedir. Minin manası mindedir. Ama anlaşılabilmesi için nereye ihtiyacı var? Yelide ihtiyacı var. Minel basrati ihtiyacı var. Ama isim ise böyle bir şey, ismin böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Herhalde anlaşılmıştır. Buyurun. Ben dediniz yani ya e, mali nekil bir şeyle tefsir edersek ona ben sufi diye. E, bir şeyle tefsir edersek de ben sufi Niçin Yani ben niçin böyle bir tesmiye yapıldığını anlamadım. Şimdi <laughs> el ismi ma delledeki el ismi muhtedadır ma haberdir. Haberler, nekir, haberler de esas olan nekire olmaktır. Haberde esas olan nedir? Nekir olmaktır. Dolayısıyla el ismi ma'i mevsule yaparsan marif olur. Efendim ee, şey yaparsa mevsufa yaparsan ne olur? O zaman haber olmaya daha çok elverişli olur. Mevsule olma ihtimali var mıdır? Vardır ama mevsufa... Şunu bir defa kural olarak bileceksiniz. Tefsirlerde, şerhlerde ma'i tefsir ederken nekire bir kelimeyle tefsir ederse ma'i mevsuf olduğunu kabul edeceksiniz. Tamam mı? Eğer marife ile tefsir ederse may-i mevsule olduğunu kabul edeceksin. Mevsule olursa sıla cümlesine ihtiyacı olacak. Mevsuf olursa sıfat cümlesine ihtiyacı olacak. Ondan sonra gelecek olan cümleyi ona göre değerlendireceksiniz. Tamam? Marife olduğu zaman eee telhis okudunuz mu? Mani bahsini. mani bahsini okudunuz. Mesela mani bahsinde yani tarif ve tenkirin neleri vardı? Nükteleri vardı. Mevsuf e, mevsuf olduğu zaman tenkir oluyor mevsul olduğu zaman tarif oluyor. Tarifin nükteleri ondan sonra tenkirin nükteleri orada devreye girmiş oluyor. Peki bitti mi ismi tarifi bitmedi. El ismi madel ala mâne fî nefsî ne olduğu halde gayra mukterinin beraber olmadığı halde bi ehadil ezmeneti Üç zamandan biriyle beraber olmadığı halde. Şimdi fiil de başlı başına bir manaya delalet eder mi? Eder. Ama isimle fiil arasındaki fark nedir? Birisi üç zamandan biriyle beraberdir, birisi üç zamandan biriyle beraber değildir. Arkadaşlar bu tarif böyle kayıtlarla kayıtlıdır. Şöyle söyleyeyim. Dışarıda bunu mutlaka geniş geniş okumuşsunuzdur. Ben sadece oradaki bilgilerinizi hatırlatma yapıyorum. Burada ismin başı başına bir manaya delalet edip üç zamandan biriyle beraber olmaması vaz'i asli itibariyledir. Yani önemli olan şu andaki kullanılışı değildir. Bu kelime ilk vaz edildiği zaman, zaman manası vazinde var mıydı, yok muydu? Şimdi bakın arkadaşlar, mesela nasara vaz edilirken zaman, hades, nisbet üç şey vaz ediliyor. Fiillerde üç şey var. Zaman, hades, nisbet. Nasara da bir hades var, nasr, yardım işi. Bir zaman, geçmiş zaman. Bir de nisbet, bir faile ihtiyacı var. Fiillerde ne var? Zaman, hades, nisbet vardır. Demek ki fiilin vaz'inde Zaman var mıdır? Vardır. Peki ismin vaz'inde, yani isim, e, fiil, diyelim ki hadese vaz' edilirken nasara demek nasr etti, değil mi? Nasara ne demek? Nasr etti, yani yardım etti. Şimdi nasaranın içerisinde nasr vardır. Darabenin içerisinde darp vardır. alimen içerisinde ilim vardır. Fakat bu, o hadese vaz' edilirken darp kelimesi, hiçbir zamana delalet ederek vaz edilmemiştir. Darp dediğin zaman sadece darp işini ifade eder. Ama darabenin içerisindeki darp zamanla beraber darptir. Zamansız darp değildir. Geçmişte meydana gelen darptir. Sadece darp desek bunun zamanla hiçbir alakası yok. Zaman ifade etmez vazinde. Tamam. Öyleyse gayre mukterin bi hadil ezimeti Üç zamandan biriyle beraber olmayacak. Mukterin olmayacak. Şimdi mukterin olmayacak dediğimiz zaman biz burada neyi baz alacağız? vaz'i evvel yani ilk vaz edildiği zamanki manzarayı nazara itibar alacağız. Şu anda zaman manasına delalet eder etmez. O bizim için çok önemli değildir. Şimdi bu tarifte neyi kastettiğimizi efendim mesela arkadaşlar kâne fiili nakıs zaman manasına tecrid edilebiliyor. Ni'me bi ise zaman manasına tecrid edilebiliyor. E peki zaman manasına tecrid edilirse bunlar fiil değil mi? Bunların vaz'i evvelinde ne vardır? Zaman manası vardır. Ayrıca heyhate uzak olduğu demektir. Esma yafal. Fiil manasında da. Peki bunlar isim mi fiil mi? E isim. Peki üç zamandan birine delalet ediyor mu etmiyor mu? Ediyor. Nasıl isim tarifine girecek? Vaz'ı evvel itibariyle bunlar da nereye delalet etmiyorlar? Üç zamandan birine delalet etmiyorlar. Arkadaşlar Emin havasıyla dersi bırakıyorum. Şöyle bir soruyu size sorup cevabını bir sonraki derse sizden isteyeceğim. Siz sormadığınıza göre ben size soracağım. Şimdi arkadaşlar ismin tarifini yaparken diyoruz ki bir manaya delalet edecek. Ma Mâ de ala mâne fî nefsî. Nefsinde bir manaya delalet edecek. Gayre mukterin bir ahli lezimeti thalâteti. O üç zamandan birini delalet ederken üç zamandan birine mukterin olmayacak dedik. Buna gelebilecek itirazlara size ben cevabını verdim. İşte heyhati efendim bak tarife girmesi lazım. Üç zamandan birine delalet ettiği için değil mi? Zamana delalet ediyor heyhati esma yapan. E tariften çıkıyor. Ne diyeceksin? Hayır tariften çıkmıyor. Ne diyeceğiz biz burada? Vaz'i evvel itibariyle efendim üç zamanda her isimde bu vardır arkadaşlar. Tafsilatına girmiyorum. Her isim ister esma ef'al olsun ne olursa olsun e, vaz'i evvel itibariyle bunlar zamandan mücerrettirler. Zaman yani vaz'ilerinde ne yoktur? Üst zamandan birine iktiren yoktur. Burada anlaştık mı? Size sorum şudur arkadaşlar. Emsi, gaden, elan gibi kelimeler. Bunlar isim mi, fiil mi, harf mi? Emsi, gaden, elan. Peki üst zamandan birine delalet var mı, yok mu? Cevabını şimdi verecek varsa buyursun. Değilse bir sonraki derste buluşmak üzere. Tam anlayamadım. Öyle bir şey vardı ben de tam hatırlamıyorum. Tamam hatırlayın efendim. Peki arkadaşlar hayırlı olsun.